64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız, önceki dönem parti sözcümüz, tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, MKK üyemiz Sayın Mahir Ünal'ı kürsüye davet ediyorum. AK Parti Van Erciş 8. Olağan Kongresi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal'ın katılımı ile coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Kongrede açıklamalarda bulunan Ünal, AK Parti'de mevki ve makamın olmadığını, görev ve sorumluluk olduğunu söyleyerek önemli mesajlar verdi. Siyasetin, AK Parti siyasetinin mensupları olarak bulunuyorsunuz. Ana kadememiz burada, gençlik kollarımız burada, kadın kollarımız burada. 22 yıldan beri AK Parti'ye hizmet etmiş, bunu bir sorumluluk bilmiş bütün dostlar buradalar. Benim her zaman söylediğim bir şey var. AK Parti'de mevki ve makam yoktur. Görev ve sorumluluk vardır. O yüzden statü sahibi, makam sahipleri değil, görev ve sorumluluk sahibi olan dava adamları vardır. Dava adamının da eskisi yenisi olmaz. Dava adamı dava adamıdır kardeşlerim. Ben burada bulunan her bir kardeşimi Erciş için, Van için dertlenmiş, bunun için çalışmış, çaba sarf etmiş kardeşlerim olarak görüyorum. Öte yandan siyasetin yıllarca itibarsızlaştırıldığını vurgulayan Ünal, devletle ilgili kararların millet iradesi doğrultusunda alındığını söyledi. Biliyorsunuz yıllarca bu ülkede siyaseti bulaşık bir iş olarak gösterdiler. Dediler ki siyasete bulaşma. Neden siyaseti aşağıladılar? Neden bu ülkede siyaseti itibarsızlaştırdılar? Neden siyasetçileri karikatürize etmek istediler? Çünkü siyaset kurumu milletin iradesini sandıktan alır, devlete yansıtır. Burada kritik soru şudur. Devletle ilgili kararları kim verecektir? Devletle ilgili kararları millet iradesi mi verecektir? Yoksa devletin sahibi olarak kendisini gören, milletin sahibi olarak kendisini gören, cumhuriyetin sahibi olarak kendisini gören bir avuç elit mi bu kararı verecektir? Devletle ilgili kararları kim verecektir? Devletle ilgili kararları millet iradesi verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesine değinen Ünal, Erdoğan'ın AK Parti kadrosuyla daha güçlü bir yol aldığını söyleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 2001'de 14 Ağustos gününü de hatırlayalım. Bu milletin içinden, bu milletin evladı, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001 günü çıktı. Sorunlarını çözdü mü? 1980'lerin, 1990'ların sorunlarını
bugünün sorunları var. Bu ülkenin 70 yıllık, 80 yıllık sorunlarını çözenler bugünün sorunlarını da çözer mi? Çözer kardeşlerim. Yeter ki kendimize inanalım. AK Parti'nin bölgesel sorunlarla ilgili olan hedeflerine de değinen Ünal, en büyük sorunun terörle mücadele olduğunu ifade ederek siyaset alanında terörü savunanlara eleştirilerde bulundu. 2023 yılında oturduk, bugüne kadar yazdığımız bütün seçim beyannamelerinin gerçekleştirilme oranlarına baktık. 2002, 2007, 2009, 2011, 2015, 2018, 2023... Kardeşlerim, AK Parti seçim beyannamesinde vaat ettiklerinin %86'sını gerçekleştirmiş. Bu inanılmaz bir rakam. Bölgeyle ilgili biz 3 hedef belirledik. Neydi bu 3 hedef? Bölgesel kalkınma, demokratikleşme ve terörle mücadele. Biz bölgesel kalkınmayı gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Demokratikleşmeyi gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık mı? Kırdık. Şimdi ne diyoruz? Diyoruz ki herkes demokratik siyasetten yana tavır almalıdır. Siyasetin içerisinde olup silahı, şiddeti ve terörü savunamazsınız. Kongrede AK Parti Erciş İlçe Başkanı Abidin Çalışkan da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ünal'a hediye takdim etti.